Sevgili dostlar, selamlar. Hepiniz hoş geldiniz. Cities Skylines'ta yepyeni bir bölümle sizlerin karşısındayım. Nasılsınız? Umarım keyfiniz yerindedir. Umarım iyisinizdir ve umarım keyifli, güzel zaman geçiriyorsunuzdur. Evet, bu Residence'daki adam nasıl hastalandı hocam acaba? Yani tabii ki sağlık hizmeti alabileceği bir yer var da. Yani çöplüğün etkisinden dolayı sıkıntı yaşıyorsa şayet, biz bu çöplüğü nereye taşıyacağız? Yani ana sorulardan biri bu. Bu arada oyun bana diyor ki yeni bir alan satın alabilirsin arzu edersen diyor ki oldukça uygun bir fiyata satın aldırtıyor. Şimdilik bekleyebilir efendim. Şimdilik bekleyebilir. Yani bu çöp toplama alanından dolayı hasta oluyorsa şayet, oraya nasıl bir çözüm yapacağız ben de bilmiyorum. Sevgili arkadaşlar, bu arada izlediğiniz içerik hoşunuza gidiyorsa beğenerek destek olmayı ihmal etmeyin lütfen. Sizlerin beğenileri beni her daim daha fazla video çekmeye teşvik ediyor. Bilginiz olsun. Umarım eğlenceli, güzel zaman geçiriyorsunuzdur. Bu arada kanala abone olursanız da çok sevinirim. 5 tane YouTube kanalımız var. Onlara da bir göz atıverin size zahmet. Hoşunuza gidecek içerikler bulacaksınızdır diye tahmin ediyorum. Şimdi arkadaşlar, bakın evlerin miktarı gitgide artıyor. Yakında apartmanlar falan dikeceğiz. 4600'e ulaştığımızda da bir ödül alacağız. Yeni bir yer açılacak. Aynen öyle. Yeni başarımımız tamamlandı sevgili arkadaşlar. Yeni başarımımız tamamlandı. Otobüs durakları falan hiç kurmadık ama toplu taşımaya pek gelişmeyi düşünmüyorum, ne yalan söyleyeyim. İlkokul düzeyine yeterince eğitim verebiliyoruz. Kapasitemiz yeterli. Lise düzeyinde de yeterince eğitim verebiliyoruz. Kapasitemiz yeterli gibi duruyor. Bir halk kütüphanesi yapabiliriz ki bu halk kütüphanesi şu köşede çok güzel hizmet verir ama 22 bin dolar buna vermek istemiyorum. Büyük bir, bak şuraya büyük bir polis departmanı yapalım, tamam mı? Köşeye bir yere bak. Çok büyük bir yerleşim yeri burası. Her yere hizmet versin. Buraya böyle büyük bir polis departmanı yapalım. Aynı şekilde büyük bir itfaiye departmanı yapacağız. Büyük polis departmanı, büyük itfaiye departmanı. Bunlar bize hizmet verecekler. Bununla beraber şuralara minik işletmelerin kurulma emrini verelim. Buralara da insan yerleşir de şu kalan alanlara yerleşmemeli ya. Şu 3 alan mutlaka ofis bak. Şu 3 alan mutlaka ofis. Hadi şuraya da şeyde işletmede de. Bu 3'ü mutlaka ofis abi. Buraya da yerleşim yeri kuralım. Büyük polis departmanı herkesi rahatlattı. Şöyle birazcık hızı arttırıp sanırım para kasmayı beklemek lazım. Biraz daha kameramı şey yapayım, böyle hafif yatar pozisyon oynadığım için işte aydınlık olmuyor. Bu arada hala aynı günün videoları. Yani sabah dediğim gibi erken uyandım, kendimi enerjik hissediyorum. Dedim bol bol video çekeyim. Bol bol ana kanalımıza video gelsin ki... Sabahları erken kalkıp böyle videoları hızlı bir şekilde yetiştirebilirsem sevgili arkadaşlar, yeni serilere de başlarız ana kanal için. O da çok hoş olur. Farklı farklı oyunlar oynarız. Yeniden çok çok keyifli hale gelir. Dediğim gibi bu arada hani strateji özleminiz varsa Samet Güngör Ekstra kanalına bakın lütfen. Oralara da normal video geliyor. Yayın tekrarı değil. Hani Hearts of Iron 4 günümüz modu Türkiye serisi var. Akşam saat 6'da Avrupa Universalis 4 Osmanlı serisi var. Evet, bıkmadım. Hala devam ediyorum Osmanlı oynamaya. Samet Güngör Light'ta mobil oyun videoları var. Her sabah saat 9'da yayınlanıyor. Vesaire vesaire. Aynı şeyleri söyleyip kafa şişirmeyeyim. Ama hani yeni izleyen insanlar var, biliyor musun? Onların da haberi olması için arada dile getirmek daha mantıklı oluyor. Şimdi şöyle bir şey yapabiliriz. Bence polis departmanına verdiğimiz ödeneği aynı şekilde geri çekebiliriz. Neden biliyor musunuz? Çünkü zaten yeni bir polis departmanı kurduk. Zaten yeni polis departmanımız var. Birazcık ödeneğini düşürebiliriz. Çünkü büyük bir polis karakolu kurduk abi. Yani 100 kişilik kapasitesi var bu polis karakolunun. Aha da burada. Bu zaten suç oranını yeterince düşürecektir. Yani polisimiz buradan bütün alanlara erişip müdahale edebilir diye tahmin ediyorum. Büyük bir itfaiye departmanı kurabiliriz ki bu köşeye bir yere ya da şöyle bir yere kurmak lazım. Bu büyük itfaiye departmanını... Yeni yapılan yerlere her yere yetişsinler ama şu anlık param yok. Bekleyin, ellemeyelim, para gelsin. İnsanlar yerleşim yerimize taşınmak istesinler. Buraya yerleşmek istesinler. Bir otobüs durağı kurulabilir aslında, biliyor musunuz? Şöyle şuradan toplayıp gelen.
Bir otobüs durağı kurulabilir. Toplu taşımaya girişelim mi? Bence toplu taşımaya girişelim abi. Şu köşeden. Ya burası çünkü çok merkezi bir yer olacak ileride, anlıyor musun? Hani üniversiteyi buraya kuracağız, diğer alanları buraya kuracağız falan. Burası gerçekten merkezi bir yer olarak hizmet veriyor olacak. Hani buradan şöyle otobüs durağını kuralım, tamam mı? Şuradan alanları ayarlamaya başlayalım. Bak buradan başlasın. Buradan başlasın. Şu köşede bir dursun. Abi o şeye bağlı değil mi ya? Bir saniye. Az önceki yol iptal mi oldu? Galiba iptal oldu. Abi ne oluyor? Bak tamam. Abi nasıl yol yok ya? Çıldırtacak mı beni? Şuraya ver ağzı. Ya nasıl yol yok? Babacım yol var ya. Allah Allah. Otobüs durağı bize cinnet geçirmeye çalışıyor galiba. Tam bir karşı istikamete yerleştirelim. Sonra buradan hasbinallah. Herhalde böyle yolu tamamlayınca gelecek ya. Herhalde yolu tamamlayınca gelecek. Bir saniye. Ben bunu bir tekrardan aynı yerine taşıyayım. Ama otobüs istasyonu şöyle gürültü yapacak diyor. Buralara evler kurulacak. Evler kurulacağından dolayı ne yapmak mantıklı olur? Tam şuraya yerleştirmek mantıklı olur. Zira ne olur abi? Gürültüsü yollara dağılır. Şuradaki evlere gitmez. Buradaki evlere gitmeyeceğinden dolayı rahat oluruz. Şimdi şuradan bir nokta çizelim. Burası bir ring etmeye başlasın. Bak buradan şuradan bindi adam, tamam mı? Geldi. Önce burada mağazalar falan olacak ya bu alana. Buradan geldi. Şurada bir durabilir. Ardından buraya dönecek babu. Tam sokağın ortasına bırakalım ki arabalar essin milleti, değil mi? Ardından buraya dönecek. Buradan şöyle şu ortaya. Adam yürüse daha hızlı ulaşır aslında ama. Ya nasıl bir yer yapıyorum aga ya. Oradan böyle. Buradan şu köşeye. Buradan döndürüp getireceğim mi? Otobüs sadece oradan buraya mı hizmet verecek? Bak buradan sanayinin tam orta noktasına. Sanayinin tam orta noktasından buraya gidilmiyor. Şuraya. Otobüsün rotasyona bak Allah aşkına. Oradan buraya. Buradan böyle. Buradan buraya. Oradan buraya. Oradan böyle. Buradan nereye Samet? Allah'ım. Allah'ım. Otobüs şehri dolanamadı kanka. Otobüs şehri dolaşamadı. Başaramadık abi. Ya o yukarı noktaya o zaman otobüs vermeyeceğiz ya. Yukarı noktaya otobüs vermeyeceğiz. Ne yapacağız? Buradan karşıya geçecek. Tamam mı? Karşıdan yukarı. Yukarıdan aşağı böyle. Oradan aşağı böyle değil. Yukarıdan böyle. Bak abi oradan buraya. Buraya. Buradan buradan böyle. Buradan buraya. Buradan buraya. Buradan buraya.
Allah'ım, otobüsün rotasyona bak. Ay. Oradan böyle. Ha, buradan da bir şekilde şöyle. Oradan da gelsin, şurada bir dursun işte son durak öncesi. Sonra buraya bağlansın abi. Evet arkadaşlar, yaptığım hesaplamalar doğrultusunda bu otobüse binen bir kişi kafayı üşütebilir abi. Kafayı sıyırabilir yani, ben öyle düşünüyorum. Kesinlikle bence kafayı sıyırır dayı. Zira yani toplu taşımanın halkı rahat ettirmesi gerekirken bizim burada bir olay. Bir kişi mi binmiş? Dear passengers. Otobüs. Ben bu otobüsü bir takip edeceğim ya. 11 kişi. Ya iyi. Oha. Birader. Ne otobüs kullanılıyor, gördün mü? Adamlar bindi usta, adamlar bindi. İyi ki toplu taşımaya yatırım yapmışız ya. Adamlar rota... Oğlum ayakta da yolcan lan. Ne oluyor baba? Yangın mı var? Ne diyor? Ne itfaiye departmanı yetişir la oraya. Buraya büyük bir itfaiye departmanı da kurmak lazım ya. Kuracağım da para mı var? Param yok ki. Kuramıyorum. Evet arkadaşlar, aşağı yukarı kabataslak yaptığım hesaplamalar doğrultusunda otobüs firmasına elektrik gitmemesi sebebiyle dayı. Dayı, adamın sabır sınırını zorluyorsunuz ama ya. Niye? Nasıl oraya elektrik gitmiyor ya? Al. Abi bu otobüsler bence iş yapıyor ya. Bu otobüsler bence iş yapıyor. Ya bilmiyorum ama yani rahatlattılar bence ya. Ya buralara daha fazla yerleşen yok da. Şu koyduğumuz minik otobüs noktalarında falan acayip bir yoğunluk oluyor. Yani bütün şehri de aşağı yukarı kabataslak dolaştırdık da ya o kadar da rahat değil tabii ki dolaştırmamız. Nüfus 5000'e geliyor, yavaştan tıkandı gibi. Niye tıkandı? Çünkü daha fazla insan yerleşmeli. Abi şuralara evler yerleştir, buralara evler yerleştirilsin. Buralara evlerin yerleştirilmesiyle beraber karşılarına hemen şöyle bir alışveriş merkezleri yerleştirilsin. Bununla beraber bütçe ayarlama paneline girdiğimizde toplu taşımaya abanabiliriz abi yani. Toplu taşımaya abanalım. Zira insanlar toplu taşıma kullanıyor. Borç ödemeye gerek yok. Vergilendirme durumumuz gayet yeterli diye düşünüyorum. Gelir durumumuz gayet iyi şu an için. Ve bir de büyük itfaiye departmanı atamıyorum abi. 60 bin neymiş ya? Bir de şuraya büyük bir itfaiye departmanı atabilirsek çok tatlı olacak. Oradan şeyi de bitiririz. Abi ne oluyor? Muazzam bir otobüs trafiği var burada. Bu otobüsler güzergahlarını şurayı kullanmıyorlar mı? Güzergahları vardı orada sanki. Ben mi yanlış anımsadım acaba? Borç alsak mı sizce? Bence borç almayalım, bekle. Bence borç almayalım. Daha ofis alanları falan yapılmıyor. Zaten hani sanayi alanına kesinlikle yatırım yapılmaz. Birkaç kişi kirayı ödemediğine şikayetçi. Abi abartmayın ya. %13-14 ödersiniz ya. Kısamam kardeşim. %13-14 ödersin. Elektrik konusunda sıkıntılarımız var bu arada. Yakında kömür santrali kullanmak böyle birazcık daha sıkıntılı bir vaziyet alacak. Acaba diyorum şöyle şuraya bir yere bir petrol santrali mi kursak? 50 bine. Bizi çok rahatlatır ya. Ama buraya ulaşım rahat mı abi? Şuradan gelir direkt öder de buraya kuramıyoruz ki. Şu köşeye kursam... Ya o binayı yapamadım, bekle. Şurada petrolden elektrik elde etmeye çalıştım. Şöyle yaparız şimdi. Bak bu alanı... Abi duble yollarla genişletsek.
Genişletemiyoruz. Şöyle tık 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 genişletip getirelim diyecektim de. Elektrik üretiyor mu o peki yani? Evet, elektrik üretiyor. Ya uzunca bir süre şehrin elektrik sorunu olmaz. Burası bir de hani çöplük var, şey var abi, böyle millet ayvayı da yemez, anladın mı? Evet, sanayiye ağır geliyor şey, vergiler. Kardeşim hiç ağır gelmesin, ödeyeceksiniz. Ben de bu arada bir borç alacağım, alamıyorum. Aa, benim zaten borcum varmış lan bir yandan. Abav! Bunu alıp, bundan büyük borcu ödeyip, sonra tekrar büyük borç çekip, bundan küçük borcu ödeyip, kalanını da bekleyip taksi kursam. Şey, taksi diyorum, itfaiye şeyi kursam, istasyonu. Bence lazımdı ya, baksana buraya büyük bir fire department. Oy, oy, evet, büyük itfaiye istasyonu bebeğim. Artık lütfen şunu kır yani, buradan elektrik alır herhalde. Ba, 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 bam. Ama hala borcumuz var. Yani. Fire Department. Abi. Sanayi esnafının beli büküldü. Sanayi esnafının beli büküldü. Adamların ayranı döküldü anladığım kadarıyla. Şunlara bir indirim yapalım şöyle. Bir rahat etsinler, biliyor musun? Zaten artık adam bulamıyorlar. Çünkü çocuklar okuyor. Ben sanayiye gitmem deyip okuyor yani adam. O yüzden birazcık orada esnafımız yetiştirecek adam bulmakta zorlanıyor haliyle. Buralara da yerleşim yeri. Buralara okul yapmak lazım abi bak. Şu bölge okul istiyor, tamam mı? İlkokul, ortaokul, üniversite, böyle komple. Buraya okullarla alakalı yer yapabiliriz. Zaten hani itfaiye şey, gerçekten toplu taşıma çok iyi verimli diye düşünüyorum. Peki şöyle bir şey yapsak abi. Toplu taşımadan para almasak ama şey yaparız ya. Ya büyük araçları trafikte banlamayacağım henüz. 5000 kişilik büyük bir şehrimiz oldu sevgili arkadaşlar. Geri dönüşüme önem versek, yani fazla çöpümüz çıkmaz ama vergiler düşer. Düşsün ya. Geri dönüşüme önem verelim abi. Geri dönüşüme önem verelim. Oha, oha, bitti bitti, her şey bitti, para bitti. Lan geri dönüşüm kullanmayalım o zaman. Kardeş bu neymiş ya? Neyi dönüştürdünüz ya? Vay arkadaş. Şuraya bu arada yeni minik işletmeler açılabilir. Buralara da evler yerleşecek. Oğlum neyi dönüştürdünüz ya? Biz geri dönüşüm falan kullanmasak mı acaba ya? Kardeş. Havada bulut, sen evlerde indirimi unut. Her şeyin vergisini düşüremem. Ya da sürümden kazanmayı deneyebiliriz. Örneğin şöyle yaparız abi. Bütün herkesin vergileri %12'ye düşürürüz. Sonra AC. AC Gaming. Ama şehre daha çok adam taşınıyor. Durum uygun olunca daha fazla adam taşınıyor. Ne oluyor abi doğal olarak? Sürümden kazanıyorsun. Bizim de zaten yegane amacımız sürümden kazanmak idi. Burada sürümden kazanabiliriz efendim. Good morning mi? Aa, güneş doğuyor hafiften, evet. Abi. Şehre bakar mısın? Oy 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 oy. Bence güzel planlamışız şehri ya. Sanayi alanını sayma. Orayı ben gene şehrin içine kurdum. Bak buralar duman altı ama buraları açtın bak. Şuradan izliyorsun şehri. Vay babana ne ya. Çok güzel. Buraya bir dönüyorsun. Hani ciğerler yere atılıyor orada. Ama onun dışında genel olarak iyiyiz tabii ki.
Abi şuraya ne kurarsan kur, burası sıkıntı yaşayacak. O yüzden bu bölgeyi salla. Şu iki bölgeye belki işletme kurulabilir. Aslında şurayı da sallasaydık iyiydi ya. Baksana bu herifin yani burada çalışan adamların ben çok sağlık durumlarının yerinde olabileceğine inanmıyorum. Borcu ödeyelim mi? Önce borcumuzu ödeyelim abi. Sonra kafa rahat. Kafa rahat. 5K, 6K. Rahat 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 birikiyor. Para birikir. Para biriktiğinde yeni yollar yaparız. O yeni yollara kalabilecek yeni yerler açarız. İnsanlar oralarda kalırlar. Yeni işletmeler yapılır falan. Güzel şeyler olur yani. Polislerimiz yeterince itfaiye ekibimiz yeterince çalışıyor. Sağlık durumumuz yeterince iyi. Sağlık durumumuz yeterince iyi. Efendim bununla beraber polislerimiz görevlerini layıkıyla yerine getiriyorlar. Suç oranı %7 gibi çok çok düşük bir rakamlarda. Bu bizim için mutluluk verici. Üniversite öğretimi görmeye aç birçok insan var. Ne yapabiliriz biliyor musunuz? Bence eğitime öncelik verebiliriz abi. Yeni okullar yapmak yerine var olan okullarda eğitime öncelik verip eğitime yüklenip daha fazla insanın okuryazarlık oranını arttırabilir ve halkımızı daha da kalkındırabiliriz. Ama bu bana para kaybettirirse eğitime birazdan önem vermeyi kesebilirim. Gözün doysun Samet, gözün doysun Samet. Tamam, gözüm doyar, yeter canım, ne olacak ya? Ne oldu, kapasitemiz 750'ye çıktı. Yeni ilkokul yapmaktan ve yeni lise yapmaktan kurtulduk. Birazcık para verince bir üniversite yapma hayalim var da işte üniversite yapamıyorum. İnsanlar şehri terk ediyorlar. Neden? Çünkü kalacak yer bulamıyorlar ondan dolayı, değil mi? Kalacak yer bulamıyorlar abi. Oy oy oy, ışıklar açılınca çok daha tatlı oluyor bu şehir ya. Işıklar açılınca çok tatlı oluyor ya. Şuna bakar mısın? Abi yollar ne kadar güzel aydınlatılmış vaziyette böyle. Ay. Buralar niye aydınlatılmıyor ya? Çaprazlara ışık denk gelmedi herhalde. Bakın abi, yolculuk ediyoruz, gidiyoruz. Misal şu arkadaşa konuk olalım. Nereye gidiyorsunuz siz? The Manor Residence'a. Hadi giderken yolda bize eşlik edin. Giderken yolda bizi de götürün abi. Şu yolların güzelliğine bak bak. Ah, şehrin akşam sessizliği görüyor musun? Kenarda tabii şey var, bir otobüs istasyonumuz da var. Toplu taşıma da hala hizmet veriyor insanlara. Saat kaç olursa olsun. Bak yollarımız geniş. İnsanlar trafikte beklemiyorlar. Kurallara uyuyorlar sadece. Polis ekibi nereye gidiyor? Aman ya Rabbim. Polis ekibini bir takip edelim canım. Hocam olay mı var? Nereye gidiyoruz? Bu evde olay var galiba. Bilader. Hayırlar ola. Memur beyler birilerini aldı gidiyor. Ay, evin güzelliğine bakar mısın? Çok tatlı durmuyor mu ya mimarisi? Oy 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 oy, şu da çok tatlı duruyor. Adamlar güneş paneli falan kullanıyorlar böyle ya. Bence muazzam bir şehriz hocam ya. Yani güzel yerleştiğimizi düşünüyorum. Daha iyisi yapılabilir miydi? Elbette ki daha iyisi yapılabilirdi ama ben şu anki halinden de memnunum şehrimin. Kesinlikle daha iyisi yapılabilir ama yani dediğim gibi bu durumda çok şey durmuyor. Ya, fena durmuyor yani, öyle söyleyelim canım. Peki şöyle yapalım şimdi. Tabii ki yine üçlü yollarla hocam. Merhabalar. Buradan bir saniye. Tam böyle denk getirmeye çalışıyorum da. Neredeyse denk geliyor. Peki. Şöyle bir şey yapsak 800. 960. 960'lık buraya bir ilet. Buraya bir 960'lık ilet.
Abi şehrin kurallarını bozmadan. Tekrar bir 960. Yamuk. Yemin ediyorum şehrimiz yamuk. Tekrar bir 960 hocam. Oradan da böyle. Abi bu alanlara komple ev kuracağım. Yani evet. Komple ev kurulabilir gibi. Çünkü adam buradan gelir, buradan gelir, buradan gelir, buradan şeye gelir. Ebesinin nikahına gelir Samet. Aslında bu yollar geniş ya. Buralarda böyle hani hadi şurası için tamam da buraları normal şey yapabiliriz bence. Gel git serbest bırakabiliriz abi burada. Yani yollara sadece tek yön kuralını burada kaldıralım. İnsanlar biraz daha rahat etsinler. Ama ben size söyleyeyim yani yukarıdaki şehrin hala tıkanmayışının bence yegane kaynağı bizim bu yol sistemimizden kaynaklı diye düşünüyorum. Hani buralarda kaldıralım, bu yollar geniş de diğer yerlerde devam etsin abi. Özellikle şu bölgede devam etsin. Çünkü bu bölge bizim merkezimiz olacak dediğim gibi. Hani üniversitelerdir, şudur budur, bu alanlar burada yer alacak. Hemen şuradan bir su borusu da çekelim. Her yerde suyumuz da mevcut. Peki. Şuraya. Şöyle. Evler kurulmaya başlansın. Bak nasıl yapalım biliyor musun? Burası otobüs durağının karşısına geliyor ya. Otobüs durağının karşısına esnaflara bırakalım. Geri kalan yerde insanlar böyle normal yerleşim yerleri kursunlar. Çünkü otobüs durağının karşısı hani oralara adam esnaf dükkanını açarsa daha da işler, anladın mı? Hani adam durağa geliyor misal, son durakta indi herif, çıkar karşıya alışverişini yapar falan filan böyle yani. Biraz otobüste geçtiği için merkezi olur ama aşağılara otobüs seferi yok misal, şu altlara otobüs seferi yok. Yapacak bir şey de yok. Ne yapayım? Her yere sefer düzenleyemem ki canım. Şehir şöyle bir yavaştan kurulsun. Daha sonra bir bölgeyi satın alıp, ya burayı aslında burada bırakıp yeni bir bölge satın alıp buraya daha büyük bir giriş yapıp hani ayrı bir yer, anladınız mı, böyle okulu ayrı, hastanesi ayrı, ambulansı ayrı falan, böyle hani burayı bir pilot şehir olarak düşünüp böyle ne bileyim hani şu alanı bir yere alıp yolla bağlayıp hani daha büyük bir yerleşim yeri kurulabilir gibi düşünüyorum ya. Ya buranın bir üniversitesini falan yapalım da işte aşağı yukarı bu şehir böyle bir 10.000 kişi dolaylarında olsun. Geri kalanları ayrı bir yere sevk edelim. Oranın planlamasını da daha düzgün yapalım. Hani maksadımız ne? Burası tıkanmasın. Burası işlemeye devam edip bize kazanç sağlarken yeni ve daha büyük bir şehir kuralım. Temel amacım, temel niyetim bu. Evlerimiz kurulmaya devam ediliyor. Gelirimiz de çok iyi. Çöp de fazla birikmiyor çünkü geri dönüşüm yaptık. Bu çöpleri nerede yakacaksın Samet Efendi? Şuralara da işletmeler falan açtık abi. Harbiden bu çöpleri biz nerede yakacağız ya? Bu çöplerin yanması lazım. Çöp birikiyor yoksa ileride çok fazla. Herhalde şu köşeye bir yere yerleştiririm ya. Çöp ve hani mezar yakma yerini. Herhalde köşeye bir yere yerleşir diye tahmin ediyorum. Abi sanayi alanını komple kaldırabilsek keşke. Bak otobüs durağının ilerisine işletmeler rahatlıkla kuruldu. Ev konusuna o kadar rağbet yok da işletmelere bayağı rağbet var gördüğüm kadarıyla ya. İşletmelere bayağı rağbet var. Ya, sanayi bölgesini böyle komple buldozerle dağıtacağım böyle zamanı gelince de. Şimdi değil. Çünkü ya buranın kesinlikle şehir dışına yapılması lazımdı da. Ya o ara elde kaynak yok, para yok. Baba bir de alan kısıtlı, ne yapacaksın? Yani ya şöyle yapacaktık, burayı sanayi yapıp komple şöyle mesine yerleşecektik. Ki daha mantıklı olurdu ama ben o mantığı kullanamadım. Şimdi elimizde devasa bir sorun var. Çünkü insanlar zaten hani sanayide bulunan elemanlar kendilerine çalışacak insan bulamıyorlar. Kesinlikle çalışacak insan kıtlığı oluyor onlarda. Ama ne yapalım efendim? Peki şöyle bir şey yapsak. Evleri aşağı taşıyıp hocam.
Bakın bu bölgeleri şöyle iptal et. Evleri aşağı taşıyıp buralara esnaflara mı bıraksak buraları? Şöyle. Abi evleri buradan alıp burayı komple esnafa bırakalım. Ne dersiniz? Gidin oğlum diğer yere taşının şuraya. Birazcık şehir -400-500 bana popülasyon girdi de. Gidin arkaya bir yere taşının. Burayı komple alışveriş merkezi yapalım. Neden buralara böyle alışveriş merkezi inşa ediyorum? Alışveriş merkezi dikiyorum. Oh Samet, kendini çok güzel gerilettin var ya. Kendini çok güzel gerilettin abi. Yani neden buraya alışveriş merkezleri falan dikiyorum? Şuralarda daha fazla insan var çünkü. O insanlar gidip kalsınlar oralarda. Ay bak, burada aslında bina inşa edecek çok yer var da. Şuraya niye inşa edemiyoruz misal? Ne oğlum, bura doğal hayatın korunması mekanı mı? Peki oraya minik bir şöyle kale male? Hayır abi. Yapılamıyor. İnsan, buradaki insanlar eğlenceye muhtaç bu arada ya. Yani hadi şuralara böyle adım başı diktik bir şeyler yaptık da. Sanayinin içine bir çocuk parkı kuralım mı? Şöyle ortaya köşelere falan yerleştirebilirim tabii ki bu eğlence alanlarını da. Buranın hizmet sağlayacak bir yer olmasını istiyorum ben. Şöyle yaparız. Buranın bir alt katmanına kuralım. Bu sayede her yere kapsar. Alt katmanına kurup kenarlarına evleri kurarız. Abi hiç sanayiye ihtiyaç yok bu arada. 75 bin falan para birikti. Çok iyi. Nüfus tekrardan kendini toparladı. Çok çok iyi. Büyük bir itfaiye departmanı da yapıldığına göre şuraya misal böyle büyük bir şey yapsak efendim. Kütüphane yapsak, halk kütüphanesi. Bence gerek yok ya. Millet zaten kullanmayacak. Lise, ilkokul ve üniversite kesinlikle lazım olacak. İlerleyen aşamalarda. Şu anlık atmayalım. Polis departmanımız, itfaiye departmanımız var. Ya büyük bir hastane yapabiliriz buraya efendim. Şöyle büyük bir hastane yapabiliriz. Şu alanı üniversite için falan boş bırakalım da biraz otobüs durağının kenarına tekabül edecek ama. Abi şuraya büyük bir hastane. Ya insanların sağlık durumu zaten iyi ama. Bakar mısın abi, büyük polis departmanı, büyük itfaiye departmanı, büyük sağlık merkezi. Şehrin merkezinde mis gibi. Herkes ulaşabilir. Oha kardeş, oha, bizim paraya ne oldu? Burası ne yiyor? Aylık 2-400 yiyor. Anno. Abi sen ne diyorsun? Sen bizi batırdın ama şu an. Ama bununla beraber ne geldi abi? İnsanlar ev yapmak istiyorlar artık. Buraya yerleşmek istiyorlar deli divane. Nasıl yapacağız? Tabii ki şöyle buralara komple ev inşası emri vererek yapacağız burayı. Buraya evler inşa edilebilir ve insanlar yerleşim kurabilirler. Abi düşünsene ya, burada çok yakınsın. Hemen büyük hastaneye falan. Abi büyük bir hastane kurduğumuz iyi oldu gerçekten. Yakında nüfusumuz 7000 kişi olunca işte şuraya bir ilkokul atarız. Kenarına lise atarız. Şuraya üniversite atarız abi. Her şey hallolur bu vesileyle ya. Şuralar boş kaldı. Buralara ofis falan atarız artık. Sanayi yavaştan ufalıyor. Sanayiye hiç ihtiyaç kalmadı. Ama komple de kaldıramayız şimdi buraları. Ay, evler falan yapılıyor. Çok iyi oldu ya. Elektriğimiz var. Sağ olsun, bak şurada petrol yerimiz var abi. Suyumuz var. Çöp doluluk oranı ne yazık ki yükseliyor ama bunu yakacağız. Yani yakında 7000 nüfusa ulaşıp çöpleri yakmaya başlayacağız. Sağlık alanında çok büyük ilerlemeler kaydettik. Polisimiz, itfaiye departmanımız layıkıyla çalışmakta. Halkımız eğitim görüyor rahatlıkla. Henüz sadece üniversite öğrenimi göremiyorlar. Bununla beraber efendim haftada 362 sefer yapıyor bizim otobüslerimiz. Otobüslerimizin de böylesine bir hizmet vermesi çok çok iyi ve kazandığımız paraya bakar mısınız abi? Muazzam derecede arttı. Muazzam derecede arttı. Harika oldu bu. Şöyle yapalım sevgili dostlar. Diyelim ki bu videoluk bizden bu kadar.
Efendim izleyen vakit ayıran herkese teşekkürler. Şurada görmüş olduğunuz gibi muazzam bir şehre eriştik efendim. Yani gerçekten ileride böyle çok çok daha güzel gözükeceğine inanıyorum. İzleyen vakit ayıran herkese teşekkürler. Sonraki bölümlerde yeni videolarda görüşmek dileğiyle sevgili arkadaşlar. Esenlikle kalın, bay bay.